Böbrekleri iflas etmiş durumda. Yarası da enfeksiyon kapmış. Ozan! Maalesef hayat tehlikesi devam ediyor. Oğlum! Ozan'ım! Yapma böyle bir tane. Anne. Anne. Anne, Ozan ölüyor. Ozan ölürse ben yaşayamam anne. Bırakıp gitmene değdi mi? Annemi yüzüstü bıraktın. Gittin Jülide ile evlendin. Ozan doğdu. Biricik oğlun Ozan. Neden baba? Neden sevmedin bizi? Bak şimdi Ozan ölüyor. Neden biliyor musun? Senin yüzünden. Beni bu korkunç dünyanın içinde bir başına bırakıp gitme. Sensiz ben yapamam. Kaybolurum. Aşksız, kimsesiz kalırım. Seviyorum. Çok. Durumu son derece kritik. 48 saat içinde uygun böbrek bulunmazsa sırasıyla karaciğer ve diğer hayati organlar iflas edebilir. Kurtarın oğlumu ne olur. Ne olur doktor bey, yalvarırım, kurtarın oğlumu. Doktor bey, peki biz ne yapabiliriz? Öncelikle veri tabanını araştıracağız. Uygun böbrek bulursak nakli hemen gerçekleştiririz. Onun dışında yapacak bir şey yok. Peki hemen bulunabilir mi? Umarım. Sırada birçok hastanın beklediğini de unutmayalım. Bulun doktor. Yalvarırım. Gerekirse benim canımı alın ama oğlumu kurtarın ne olur. Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Thank you.
Hep bunların yüzünden. Şu anda içinde bulunduğum manzarayı görmeni çok isterdim anne. Fatih, neredesin? Güzel bir yerdeyim. Ozan birkaç adım ötede ölümle pençeleşiyor. Bu duruma düşen insanlar cezalarını yavaş yavaş çekiyorlar. Ama gerektiği gibi sürünerek. Oğlum, ne olur kendine dikkat et. Bak, başına bir şey gelmesin. Ben sıramı savdım anne. Yaşayacağım bütün felaketleri insanlar yüzünden çocuk yaşta yaşadım ben. Babamı elimden aldılar. Seni, beni, babamı mahvettiler. Ama sıra onlarda. Ozan'ı, Ozan'ın değer verdiği herkese yakıp yıkacağım. Ama düzelecek. Bizim de acımız dinecek, hiç merak etme. Sonra arayayım mı ben seni? Tamam. Görüşürüz. Kızım, neredesin sen? Nereye kayboldun? Hadi gidiyoruz. Anne, yapma ne olur. Ben gidemem. Ozan beni arar. O beni bekler anne, ben gidemem. Ama kızım Jülide Hanım. Anne, Ozan bensiz dayanamaz. Bak, biz birbirimize yemin ettik, söz verdik. O beni hissedemezse dayanamaz anne. Bak, ben şimdi gidip Jülide Hanım'a her şeyi anlatırım. O da beni anlar, tamam mı? Jülide Hanım, ben... Sen ne yüzle hala buradasın? Sana defol git demedim mi? Defol git. Jülide Hanım.
Ne derseniz haklısınız. Ama ben gidersem Ozan dayanamaz. Ozan anlar, hisseder. Ne olur, ne olur yalvarırım izin verin burada kalmama. Yeter artık. Bu kadar insanı gerdiğin yetti. Çek git buradan. Sana ne söyleniyorsa onu yap. Ben gidemem. Biz Ozan'la birbirimize söz verdik. Ben gidersem Ozan hisseder, vazgeçer. Ben gidemem. Ne olur, ne olur size yalvarırım izin verin burada kalayım. Lütfen, lütfen. Yeter. Senin yüzünden oğlum bu halde. Senin yüzünden yaralandı. Senin yüzünden doktora geç kaldı. Götürün şunu. Gözüm görmesin. Hadi kızım. Hadi ya. Hayır. Defol git. Bir daha oğlumun yanına yanaşmana izin vermeyeceğim. Yeter. Bir daha ona zarar vermene izin vermeyeceğim. Tarık. Tarık. Hak etti. Onun yüzünden oldu. Eğer ben Ozan'ın yerini biliyor olmasaydım, Ozan şimdiye çoktan ölmüştü. Berçin. Hata yaptın. Çok büyük hata yaptın. Yağız'ın köye gittiğini hiçbir zaman söylemeyecektin Yaşar abiye. Berbat ettin her şeyi ya. Ne yapsaydım Koray? Senin gibi boş boş oturup öyle izlese miydim? Kız elden gidiyor. Senin gibi öyle oturup da çay kahve içip muhabbet mi etseydim? Asıl şimdi gitti Eylül elden. Sen bu saatten sonra o kızın benim yüzüme bakacağını düşünüyor musun ha? Ya sen ne diye gidip fiştikliyorsun Yaşar abiye durumu? Ha, Nuran yengeye de çok ayıbettin bak. Kadını kocasının göz önünde yalancı durumuna soktun. Ha. Oğlumuzun iyiliğini istedik, suçlu olduk yani. Laflara bak. Çok biliyorsan kendin halletseydin işini. Halledecektim elbet. Edecekmiş. O Yağız denen çocuk ortalarda dolanırken zor hallederdin. Kafan basmıyor ki. Yat kalk da anana şükret. Ben her şeyi senin için yaptım. Bir düşün bakalım şimdi. O çocuk Eylül'e yaklaşabilecek mi? Açmıyor mu hala? Yok. Açmıyor. İlaç saati geldi. Babam hala ortada yok. Hiç böyle yapmazdı. Bunca zaman bağırırdı, çağırırdı, çeker giderdi. Ama arayınca açardı. Hiç böyle bu saate kadar gelmediği de olmadı. Çok kızgın bize değil mi babam? Hep benim yüzümden. Ben ne diye yalan söyledim ki Yaşar'ıma? Her şeyi mahvettim. Sağ ol evladım. Sen yetişmeseydin beni hastanelik edecekti o adiler. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Alacaklı olduğum bir dava var. Bu konumun çolak kaldığı kazanın tazminatı davası. Eski patronum olacak düzenbaz.
Davadan vazgeçeyim diye adam tutup dövdürttü beni. Yaşar amca. Açmayacak mısın? Belli ki merak ediyorlar. Şu anda açıp ne diyeyim? Nurhan beni böyle görürse perişan olur. Ah! Gençliğim de olacaktı ki. Ben onların hepsini sıraya dizip tek tek döverdim. Ama... Hadi gel, ben seni Emine bırakayım. Şu halde ağzı burnu dağılmış bir şekilde ben ailemin karşısına çıkamam. Sen git. Ben bir hal çaresine bakarım. Elinden gelenin fazlasını yaptın zaten. Allah razı olsun. Yaşar amcam, ben bir şey yapmadım. Babam yaşındaki adama öyle saldırılınca boş duramazdım. Sen orasını boş ver. Bak, eğer evine gidemiyorsam gel bende kal. Gerek yok oğlum. Ben bir şeyler yaparım. Yaşar amcam, ya seni evine götüreyim ya da gel bende kal. Hem ben seni burada bu şekilde bırakamam. Ben bir şey pansiyona falan giderim yani, şey yapmış. Yaşar amca, lütfen. Siz bari inanın. Ozan'a gitmem lazım benim. Elini tutmam lazım. Dön demem lazım. O beni hisseder. Kızım. Aslı. Ozan. Tamam mı? Hiçbir yere gitmem. Hep yanındayım. Ozan, aşkım. Ben sözümüzü tutacağım. Sen de tut, tamam mı? Hani o gün... Bana söylemiştin ya, hepsini ezberledim. Bir gün bizi ayırmaya kalksalar bile, bütün dünya bir arada olup karşımızda dursa da, ben seni hep bekleyeceğim. Olur ya, yazlar kış olur. Olur ya bir gün güneşin doğmayası gelir. Dünya yenilir, yıkılır. Biz birbirimizi kaybettiğimiz gün aklımızı kaybetmişiz demektir. O zaman ben seni o ağacın altında bekleyeceğim. Tamam mı? Ben hep yanındayım aşkım. Söz, hep buradayım. Hep seninim. Aşkım. Aşkım, ben buradayım. Hanımefendi, burası yoğun bakım odası. Ne işiniz var burada? Benimle konuştu. Bana cevap verdi. Dur. Çıkar mısınız dışarı? Ozan, aşkım, ben hep yanındayım. Hep seninleyim, tamam mı? Hep buradayım. Ne olur çabuk iyileş. Lütfen çabuk iyileş. Tamam. İyileşecek, iyileşecek. Merak etme. İyi ki kimse görmedi. Aslı. Jülide'nin sinirleri çok bozuk. Ne yaptığını bilmiyor. Oğlu neticede. Anlayış göstermek lazım. Jülide Hanım'a kızmadım ki. Çok korktu.
çok üzüldü. Hem haklı da. Ozan benim yüzümden yaralandı. Senin hiçbir suçun yok kızım. Her şey Cengiz yüzünden oldu. Ama Jülide Hanım bir konuda haklı. Biz ayrı dünyaların insanıyız Tarık Bey. Ne zaman bu ikisi birbirine karışsa birinin canı yanıyor. Biz çok farklıyız. Hediye Hanım, ben... Lütfen, lütfen. Hadi siz ailenizin yanına dönün. Bir de burada olduğunuz için olay çıkmasın. Biz başımızın çaresine bakarız. Teşekkür ederiz. Hadi kızım. Anne Ozan. Kızım. Lütfen. Hadi. Ağam Yaşar meselesi tamam. Adamlar aradılar, halletmişler. İyi. Hastanelik olmuş mu? Ağam şöyle, bunlar Yaşar'ı tepelerken biri yardıma koşmuş. Son anda almış ellerinden. Yine iyi dövmüşler. Hastanelik olmamış ama mesajımızı almıştır. İyi, tamam. Davayı çekecek kadar aklı başına gelsin yeter. Ha, bana bak. Yağız'la Seyfe'ye ulaşamıyorum. Şimdi fırla git, evlerine bir bak gel. Hadi. Emredersin abi. Gel Yaşar amca. Etraf biraz dağınık. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın ya. Şöyle. Bırak evladım, bırak. Bekar adamsın. Biraz dağınık olur. Bırak. Tamam. Siz şöyle oturun. Ben de size bir su getireyim. Sizin için şu şirketi hazırlayalım. Rahat rahat dinlersiniz. Eski biraz ama şirket rahattır. Ben size bir çorba hazırlayayım. Evladım uğraşma çorba falan. Bırak. Ya alt tarafı bir çorba. Ben buraları toplayayım. Eğer bir ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeterli. Sen niye açmıyorsun telefonu? Bir bak biz burada meraktan öldük ama. Nurhan bağırma, iyiyim. İsmail'de kalacağım ben bugün. İsmail mi? İsmail kim? Tanımazsın, benim bir arkadaşım. Yaşar, hadi kalk gel evine. Ne işin var canım senin elin adamının evinde? Ben nasıl uyuyacağım sensiz Yaşar? Bak çocuk da meraktan öldü burada. Hadi kalk da gel evine. Nurhan sonra konuşuruz, kapatıyorum. Yaşar, Yaşar! Geliyor muymuş? Neredeymiş? Arkadaşında kalacakmış. Arkadaşında mı kalacakmış? Bunca sene o kadar didiştik, kavga ettik. Hiç böyle eve gelmediği olmamıştı. Ama bak, bu gece gelmiyor işte. Yaşar o! Anne. Berçe, hadi kızım sıra sende. Tamam. Test sonuçları yarın belli olur. Ne kadar çok insandan örnek toplarsak uygun böbreği bulma şansımız o kadar artar. İnşallah. Siz de verecek misiniz? Tabii vereceğiz Jülide. O nasıl soru? Elbette Jülide. Ozan bu durumdayken elimiz kolumuz bağlı mı duracağız?
Önemli olan onun sağlığı. Çok sağ olun. O zaman Berçin'den sonra siz verirsiniz. Sizler buyurun. Basit bir işlem. İkinizden de alsınlar. Umarım birinizinki tutar da gerekli nakli gerçekleştiririz. Peki. Hadi Sibel. Girelim. Fatih Bey. Siz de verecek misiniz? Yani bunu sizden istemem hiç doğru değil biliyorum ama... oğlum bu haldeyken... Yok yok Jüride Hanım, olur mu hiç? Yani diğerleri çıktığında ben de girip vereceğim. Ozan benim kardeşim gibi sevdiğim bir insandır. Ona yardımcı olmak isterim. Çok sağ olun. Tarık sizin çok iyi bir insan olduğunuzdan hep bahsetmişti. Çok haklıymış. Jüride Hanım, doktor bey sizi odasında bekliyor. Ben de gideyim Jüride'ciğim. Gözümün önünde geberip gitse... bir damlası vermem de oğluna. Umarım dokularımız uyuşur da... oğlunu kurtarmama zevkini yaşarım. Daha yeni buldum ben onu anne. Daha yeni kavuştum. Ömrümde bir adama ilk kez güvendim ben. Biliyor musun? Ozan'ın yanında, onun gözlerine bakarken, onun gölgesi üstümdeyken sanki babasız değilim ben. Hayattayken ölü olan babam yüzünden hiç ağız dolusu gülemedik biz. Ama Ozan'ın yanındayken babam da vardı sanki anne. O benim ailem, evim, yuvam, babam, sevgilim, her şeyimdi. Anne, ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Benim canım çok yanıyor anne. Benim canım çok yanıyor. Aç gözlerini. Tekrar
bana. Bak, ben sözümü tuttum. Yanındayım. Sen de tekrar bak bana. Güç ver annene, annem. O zaman. Lütfen anneciğim. Keşke burada olsan anneciğim. Keşke burada olsan da bizim hayatımızı çalanların nasıl süründüğünü görsen. Ozan'a bir şey oldu. Benim onun yanına gitmem lazım. Anne. Tamam bir tane, tamam. Ozan. Dua et kızım, dua et. Ozan. Sesle Ozan'a. O seni duyar, sesle. Ozan.
Ozan dur. Söz vermiştim. Beni bırakıp gitmeyecektin. Yanımda kalacaktın. Sensiz ben ne yaparım? Durum şimdi iyi. Allah'ım. Çok şükür. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Doktor Bey. Peki niye böyle oldu? Beklenmedik bir durum değil aslında. Bu ataklar tamamen normal. Makineler sayesinde hayatta tutmayı başarıyoruz. Kalbini tekrar çalıştırmayı başardık. Fakat kan değer durumları hiç iyi değil. Peki. Biz ne yapacağız? Yani... Ağlamak dışında bir şey yapıyor olmamız lazım şu an. Evet. Elimizden ne gelirse yaparız. Zaman tamamıyla aleyhimize işliyor hanımefendi. Şu an tek yapmamız gereken şey bir an evvel uygun böbreği bulmak. Yoksa... Öleceksiniz biz tipler. Biz ne çektiysek siz bin katını çekeceksiniz. Nerede kaldın bu saate kadar? Yağız'da Seyfo'yu buldun mu? Bulamadık ağam. Kapıcıya da sorduk ama uzun zamandır gelmediklerini söyledi. Komşuları da görmemiş. Ne demek görmemişler? Nerede kalıyor bu çocuk? Bilmiyoruz ağam. Bileceksin! Gidin Ankara'nın altını üstüne getirin. Yağız'da Seyfo'yu bulun. Hadi! Rahatsız olmayın. Şunu da sırtınıza koyun. Böyle rahat rahat. Evladım olmadı ki böyle. Çok zahmet verdim ben sana. Ya asıl siz kusura bakmayın. Önünüze sadece hazır çorbayla ekmek koyabildim. Ama yarın telafi edeceğim. Domatesle biber alırız. Şöyle çok güzel bir menemen yaparız. Ne oldu? Yaşar amca. Ben kötü biri değilim. Değilsin evladım. İyi kalpli bir delikanlısın. Ben Eylül'e zarar vermem. Ama eğer sizin rızanız yoksa bir daha da görüşmem. Yarın okulda Eylül'ü görecek misin? Büyük ihtimal. Burada olduğumu söyleme. Olur mu? Aramızda kalır.
Anne. Anneciğim iyi misin? Yok bir şey yavrum. Canım sıkıldı azıcık. Sen çıkıyor musun? Anne. 25 senedir şu yatakta ilk defa tek başıma yattım. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Çok gücüme gidiyor Eylül, çok gücüme gidiyor. Kıyamam ben sana. Ağlama ne olur. Ya dönmezse baba? Ya bizi terk ederse? Biz baban olmadan bir başımıza ne yaparız Eylül? Anne abartma ne olur. Öyle şey yapar mı babam hiç? Ah Yaşar'a. Şunca zaman bir kere gözünü dışarı kaymadı. Bir kere ağzından olmadık bir laf çıkmadı. Çalıştı, didindi, ne kazandıysa hepsini evine getirdi. Ben ne yaptım? O melek gibi adama yalan söyledim. Allah beni kahretsin. Annem, anneciğim deme öyle. Ne olur bak, sen merak etme. Babam gelecek. Biz ne olduğunu anlamadan içeri girecek. Kahvem nerede diye söylenecek. Şakalar yapacak, seni sinirlendirecek. Tamam, sen merak etme ne olur. Bu gelsin de ben ondan gelecek her türlü cefaya razıyım be Eylül. Yeter ki gelsin. Gelir değil mi? Gelir annem, gelir. Kız küs müyüz? Ha? Küsme, küsme. Dayanamam. Ya aman tamam, tamam hadi. Huylandırma, affettim. Değil mi? Hayırdır? Sabah sabah böyle iki dirhem bir çekirdek olmuşsun nereye? Şu Eylül meselesini çözmeye. Çözmeye? Aynen. Gideceğim açık açık konuşacağım. Bak kızım diyeceğim, ben seni seviyorum. Durum bundan ibaret diyeceğim. Sen hasta mısın oğlum? Yo, aşığım. Dün olanlardan sonra sen böyle konuşursan sonuç ne olur sence? Bilmiyorum, göreceğiz ne olacak. Oğlum saçmalama ya, geç şu şuraya otur Allah aşkına Koray. Kızı hepten kendine düşman edeceksin, haberin yok. Bırak biraz zaman geçsin. Yo, zamana falan bırakamam. Hiç öyle bir niyetim yok. Bu ne ya, yekten çözeceğim olayı. Bekle bekle, neyi bekliyoruz arkadaş? Ay saçmalama Koray, gel buraya. İyi, bir çuval inciri berbat et gel. Ahmak oğlum. Eylül. Ne oldu? Senin yüzün ısınmış. Bak ben seni böyle özgün görünce içim böyle çok büyük kara bulutlar kaplıyor. Ve hepsi kalbime hapsoluyor. Yani çok korkunç bir durum. Perişan oluyorum. Abartma. Yemin ederim. Böyle boğazın sıkılıyor gibi oluyor değil mi? Nefesin daralıyor. Aynen öyle. Benim de. Seni kötü görünce. Yaz, canım çok sıkkın. Dün olanlardan sonra babam gitti. Hala dönmedi. Yarın okulda Eylül'ü görecek misin? Büyük ihtimal. Burada olduğunu söyleme. Olur mu? Sahiden mi? Bir arkadaşınla kalacakmış. Hepsi benim yüzümden. Benim saçmalıklarım yüzünden. Babam eve gelmiyor. Annem evde ağlıyor. Ya Eylül, senin ne suçun var ki? Babanın belki başka bir şeyle sıkılmıştır. O yüzden gelmiyor olabilir. Başka ne olacak Yaz? Babamın annemle benden başka hiç kimsesi yok. Senin köye geldiğini öğrenince çekti gitti işte.
Annemle birlikte ona yalan söyledik diye gitti gelmiyor. Annem yazık. Sabaha kadar uyumamış. Cidden mi? Neyse. Ben şunları götüreyim. İş çıkışı görüşürüz. Görüşürüz. Seyfi'yi bulup getirdik ağam. Arayınca niye açmıyorsun? Sesi kısıktı ağam. Sebep? Kütüphanedeydim. Kütüphanedeydi. Evet. Peki inandık diyelim. Yağız nerede? Onun da mı telefonu sessizde? Şu an derstedir o tahminim. Bak Seyfo, bir kere soracağım. Adam gibi cevap ver, canını acıtmayayım. Yağız nerede? Yağız nerede? Diğer evde olabilir. Diğer evde mi? Evet. Düş önüme. Babamdan haberin var mı? Hiç aradı mı seni? Yok. Ne oldu ki? Hiç. Bir sıkıntı mı var Eylül? Dün Raziye teyze sağ olsun köydeki meseleyi anlatınca babam da kızdı gitti. Telefonlarını da açmıyor. Annem ya. Böyle ağzından bazen bir şeyler kaçırıveriyor. Canım benim. Sen niye geldin abi? Benim seninle konuşacak bazı şeylerim var Eylül. İşim var, çabuk söyle. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen patrondan izin al. Ben de dışarıda seni bekleyeyim. Rahatça konuşalım. Ben niye seninle konuşmak için patrondan izin alıp dışarı çıkıyorum ya? Söyle ne söylüyorsan. Burada söyle. İyi, tamam. Otur şöyle. Benim seninle ilgili bazı düşüncelerim var. Yani duygularım da var. Yani bunlar öyle kuru kuru hisler değil yani. Ciddi ciddi. Eylül, ben seni seviyorum. Efendim Tarık Bey. Aa evet, ben Ozan'ı sormak için aramıştım da. Böbrek nakli mi? Donör bulunmuş mu peki? Of. Tabii gelirim. Yeter ki Ozan iyi olsun. Tamam. Aslı! Baş başa kalabildik kardeşim. Kardeşim. Kardeşim.
Aslı nereye kızım? Anne, benim Ozan için kan vermeye gitmem lazım. Belki benim böbreğim tutuyordur. Ya, bak lütfen. Anne hemen gitmem lazım, ne olur bırak. Kızım dur, ne olursun bak. Sana çok kızgınlar, orada üzerler seni kızım. Şuride Hanım sana vurduğunda ben ölüyorum zannettim. Ne olursun yapma. Anneciğim, isterlerse öldürsünler. Benim Ozan'ın yanına gitmem lazım. Ben onsuz yaşayamam. Tamam gel, gel şöyle otur biraz, gel. Hayır, hayır, hayır. Benim gitmem lazım, hemen gitmem. Kızım dur. Tamam bak şöyle yapalım. Ben gideceğim, tamam mı? Eğer uyarsa ben vereceğim böbreğimi. Ama sen burada dur. Evimizde beni bekle. Tamam, ben seni arayacağım. Lütfen. Oh.